Rivayetler Cangılı'nda Muhammed bin Abdullah'ı aramak. Örnek vereceğim. Allah Resulü'nün peygamberlik öncesi hayatına dair önümüzdeki malzemeye ne kadar güvenilebilir? Soru bu. Yani önümüzdeki siyer malzemesine peygamberlik öncesi hayatına dair ne kadar güvenebiliriz? Mesela doğum gününü kutlamak istiyoruz. Hani mevlid diyorlar ya, mevlid kandili diyorlar ya. Peygamberin doğum günü kutlamasıdır bu. Doğum gününü o zaman hadi bakalım hangi yıl doğdu? Böyle bir soru soralım. Hangi yıl doğdu? Kendi kaynaklarımıza göre. Kaynaklara bak, kaynaklara. İşi uzatmasın diye buraya uzun uzun kaynaklar almıyorum. İhtiyaç olursa veririm. Ama şunu söyleyeyim, şimdi referans için ihtiyaç kalmadı. Zira cümlenin kendisini yazıyorsunuz. Google Efendi Hazretleri Kaddasallahu Sırrahul Aziz size getiriyor. Zilkarneyn takvimine göre 822. yılda doğmuş. Fil olayı ile doğumu arasında 50 gün var. Harizmi hesaba dayanarak yapmış bunu. Harizmi, medarı iftiharımız olan bir bilim adamımız biliyorsunuz. Müthiş coğrafyacı. 3000 kilometreyi adım adım karış karış ölçerek yeryüzünün enlem ve boylamını hesaplamış. 10.000'de 3 sapma ile hesaplamış bir dahi. Evet, o öyle hesaba dayanmış. Bir tane zaten hesaba dayanan var. İkincisi 55 gün var demiş İbn-i Sa'd. Üçüncü 10 yıl var demiş bak. Günden nereye atladık İbn Asakir. Fil olayı doğumdan 15 yıl önce oldu demiş bir tanesi. Bir tanesi 23 yıl var demiş. Yani Allah Resulü'nün doğumuyla fil olayı arasında 23 yıl var. İbn Savvaf demiş bunu. 40 yıl var diyen de var. Yani açık artırmaya çıkmışız. Yok mu artıran demişler ve adam artıra artıra 40 yıl artırmış. Yani bu da Halife bin Hayyat, İbn Hayyat diye meşhurdur. Ukaz yılında 20 yaşındaydı. Ficar filden 20 yıl sonra oldu. Kabe'nin inşası Ukaz'dan 15 yıl sonra. Bundan 5 yıl sonra vahiy geldi. Kafanız şişti biliyorum. Ne çıktı buradan? Hiçbir şey çıkmadı. Nasıl bu kadar farklı olabilir? Yani peygamber fil olayı ne zaman oldu? Yani doğumundan 23 yıl önce mi oldu? 40 yıl önce mi oldu? Fil olayı ile doğum arasında ne var? 50 gün mü var? 55 gün mü var? 10 yıl mı var? Bunlar nasıl telif edilebilir? 50 gün ile 55 günü telif ederiz, uyuştururuz, uzlaştırırız da 50 günle 10 yılı uzlaştıracak bir matematikçi çıkmadı henüz. Oran kurtarmıyor. Gördüğünüz gibi bir hangi yıl doğdu meselesini halledemiyoruz. Niye halledemiyoruz? Bir, Allah'ın yasasına inanmıyoruz. Sünnetullah dediğimiz Allah'ın yasalarına inanmıyoruz. İki, cahiliye şirk ehlinin hakikati atıp yerine yalanı hakikatin yerine geçiren zaman takvimi var onun. Takvimle oynama huyu var. Nesi diyorlar buna? Ziyade fil küfür diyor ya Kur'an. Küfürde bir ziyadedir nesi. Ne yapıyor? Şimdi Rebiul Evvel değil mi? Yok diyor, Rebiul Evvel bu sene Zilhicce olacak. Yani niye? Kalemmez Efendi Hazretleri öyle demiş, öyle koymuş. O da bilir kişi. Kalemmez diyor ki, niye efendi? Yahu savaş uzun sürdü, ticaretimiz aksadı. Aksayan ticaretimizi şöyle biraz para kazanalım diye şimdi savaşa ara veriyoruz. Ben bu ayı Zilhicce ilan ediyorum diyor ve hac o ayda yapılıyor. Veya hac kameri ay olduğu için her yıl 10 gün atıyor. Yaza geldi, yaz sıcak. İnsanlar alışveriş yapamayacaklar. Peki ne yapalım? Ya haccı bahara getirelim. İşte öyle. Zamanla oynuyor. Hakikatle oynuyor. Yok. Böylesine bir zamanla oynanan yerde hangi tarih doğru çıkar ki? Sorun da orada. Bir tane burada hesapla iş yapanımız var. Hala adam hilali gözetliyor, hilali. Anlatabiliyor muyum? Hala hilal gözetliyor. İşe bakar mısınız? Neymiş? Hadiste sumu ru'yetu ha
feftiru ru'yetehe. Yani onu görerek oruca başlayın, onu görerek bayrama geçin. Bu hadis var diye, iyi madem bu hadisi şey yapıyorsun, şu hadisle amel et. Nahnu ummetun ummiyetun, biz ümmi bir toplumuz. Hesap kitap bilmeyiz. Ya ay ya 29 çeker ya 30 çeker. Peki biz ümmi bir toplum değiliz. Hesap kitap da biliyoruz. O zaman yani o hesap kitap bilmemeye bağlı. Yani bu sebep o sonucu üretmiş. Ama şimdi hesap kitap, hesap kitap ne kelime? Biz Allah Resulü'nün küçük erkek evladı İbrahim'in vefat ettiği gün güneş tutulması olmuş. O gün. Biz o günü saatiyle şu anda hesap edebiliyoruz. Bize astronomi ilmi, gökbilim ilmi İbrahim'in öldüğü günü bizatihi birebir çıkarabiliyor. En azından siyer tarihinde bir günden eminiz. İbrahim'in öldüğü gün. Dolayısıyla feleki Mısırlı gökbilimci Mahmud Paşa var. Mısırlı. İşte o bunu esas alıyor, bu söylediğim şeyi. Örnek 2. Hangi gün doğdu? 17 Rebiülevvel Cuma, 10 Rebiülevvel Pazartesi İbn-i Sa'd, 12 Rebiülevvel İbn-i Abbas ve Cabir bin Abdullah'tan rivayet, 8 Rebiülevvel 20 Nisan, Harizmi hesaba dayanarak yine, bir tane adamımız var şükür. 2 Rebiülevvel, 12 Ramazan Pazartesi İbn-i Savvaf el-Kinani, Rebiülahir ayında, Safer ayında, şimdi zıpladı resmen. 580'li yıllarda doğmuş olmalı diyor şarkiyatçı Franz Buhl. 20 Nisan 571, Feleki Mahmud Paşa güneş tutulmasını esas alarak, yazdan bir gün, sütenler rivayetlerine bakarak, 10 Rebiülevvel 30 Haziran 570, Pazartesi, Gregorian takviminin ikine göre 2. Temmuz'a geliyor. 2 Temmuz'a geliyor. Evet, bu da gerçekten güzel bir çalışma olan yeni bir çalışma. Siyer Kronolojisi isimli harika eserde varılan sonuç. %100 doğru diye kimse söyleyemez. Bunların hiçbirisine %100 doğru diyemiyoruz. Allah Resulü hangi gün doğdu? Alın buyurun, seç beğen al. Peki hangi günü kutluyorsunuz? Mevlid olarak, veladet kandili olarak hangisini kutluyorsunuz? Efendim, 20 Nisan kutluyorsunuz. İyi de birçoğu ona aykırı. Nasıl oluyor? Dolayısıyla yani aslında son veriler, bütün bu verileri ince ince tahlile tabi tutarak elde edilen son veri 2 Temmuz. Şahsen benim de kanaatim bu. Kanaat değil. Çünkü tüm veriler iyice elekten süzgeçten geçirdikten sonra Allah Resulü'nün doğumu 2 Temmuz olmalı. Nisan nere, Temmuz nere? Sıcağı geldi, Nisan'ı alsak mı acaba? Bu kutlu doğum haftalarının yapıldığı tarih meğer onu uyduran cemaatin liderinin doğum ayıymış. Vay vay vay. Sizsiz olun, yemeyin. Lütfen.